Derviş. Ne oluyor? Ne bu halin böyle? Tam bir şeyleri yoluna koyuyorum. Başka bir şey çıkıyor. Lakin bu kez işimiz zor Sultan. Zira... biri sırrınızı öğrenmiş. Ne diyorsun, ne sırrı? Bunu odamda buldum. Hünkârınıza hastalığı sizin bulaştırdığınızı yazıyorum. Kim yazmış? Meçhul. Kim yazdıysa yazmış. İspat yok. Olamaz. Mümkün değil. Böyle birinin varlığı bile tehlikeli sultanım. İspat edemez. Lakin suyu bulandırabilir. Hünkârımızın kalbine şüphe tohumu eker. Ne yap? Et. Kimin yazdığını bul o zaman. Elimden geleni yaparım elbet. Lakin siz de Mehmet Giray'ı ikaz edin. Rahat dursun ve bir kez daha hata yapmasın. Yoksa hünkârımıza bırakmaz, canını ben alırım. Sırrımı bilen biri yahut birileri var. Nasıl, nereden öğrenmişler bilmiyorum. Hünkâr yeğenim, yakalandığı ölümcül hastalığın sebebinin ben olduğumu öğrenirse, cellatlar gelmeden evvel hayatıma kıyarım. Benden sonra gözler sizin üzerinize çevrilecektir. Derhal payitahtı terk edin. Kaçın gidin buradan. Size verebileceğim son tavsiye budur. Sultan. Son pervane. Bir daha yazmayacağım. Cevap da istemiyorum. Allah belamı versin, bir şey saklamıyorum paşam. Hem sarayınızdan çıkarken didik didik aradılar üstümü. Bir şey bulsalar orada alırlardı. Yalan söyleme pervana. Mektubu ver. Allah belamı versin, yalan söylemiyorum paşam. Aynen talihsiz başım varmış, bir günahım. Alın şunun kellesini. Aman paşam, ne olursunuz durun paşam, tamam. Tamam yalvarırım, durun paşam, ne olursunuz. Tamam, vereceğim mektubu. Tamam paşam, vallahi vereceğim mektubu, durun. Ne olursunuz. Allah belamı versin, vereceğim, ne olursunuz paşam. Tamam paşam, vereceğim mektubu. Mektubu vereceğim paşam. Tamam. Mektup. Thank you.
Kösem Sultanım. Paşam. Bana sultanım dediğinizde çekiniyorum. Lakin artık hakikat bu. Hünkârımızın şehzadesini taşıyorum. Rabbim sıhhatle doğurmayı nasip etsin. İnşallah dediğiniz gibi bir şehzademiz daha olur. Amin. Hacı ağa benimle konuşmak istediğinizi söyleyince merak ettim doğrusu. Sizi bir daha ne vakit görürüm bilmiyorum. O yüzden ikaz etmek istediğim bazı hususlar var. Şeref duyarım paşam. Merakımı mazur görün. Size neden kuyucu diyorlar? Düşmanlarımı derin kuyulara attığım için diyebilir çoğu. Lakin ben size işin esasını söyleyeyim. Yıllar evvel seferde pusuya düşürdüler. Atım Deccal'in sırtında bir kuyuya yuvarlandım. Acı içindeydim. Düşman yaklaşıyordu. Yanımda bir tüfek, tüfekte bir kurşun. Kendime sıkacak, acıdan kurtulacaktım böylece. O an atım Deccal'in bana baktığını gördüm. Hüzünle bakıyordu gözlerime. Bacağı kırık. Yalvarır gibi. Ne yalan diyeyim. Kendimden çok Deccal'i düşündüm o vakit. Ve onu huzura kavuşturdunuz öyle mi? O günden beri kuyucu diye anarlar beni. Merhametle acımasızlık arasında çok ince bir çizgi var demek ki. Safiye Sultan yıllar evvel adeta gölge bir devlet kurdu. Haşa huzurdan kendini de gölge padişah ilan etti. Kurduğu vakıflar, hizipler üzerinden idare ediyor her şeyi. Herkesi, her şeyi satın alıyor. Hemen hemen bütün mühim makamlar onun elinde. Kadılar, paşalar, beyler, katipler. Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Biz erkekler kadınlara karşı girdiğimiz her savaşta kaybetmeye mahkumuz. Lakin bu sizin için geçerli değil. Şimdi siz sultanım. Onun saltanatına siz son vereceksiniz ki hünkârımız sırtından hançerlenmesin artık. Esas gücüne kavuşsun. Safiye Sultan'a düşman olduğumu, onu yok etmek istediğimi de nereden çıkardınız? Temkinli olmanızı anlıyorum. Zira henüz bana itimadınız yok. Naçizane tavsiyemdir. Safiye Sultan'ı yerle bir etmek ve dahi daha kudretli bir sultan olmak istiyorsanız silahlarınız onunkinden farklı olmalı. Nasıl bir fark? Ne yapıyorsanız gizli ve karanlıkta değil, aydınlıkta yapın. Ahalinin önüne çıktığınız o gece gibi düşmanınızın gözlerine bakın. Niyetinizi ortaya koyun. Gölge yerine ışığın kendisi olun. Bir güneş gibi doğun karanlığa. Bu sözlerinizi aklımdan hiçbir vakit çıkarmayacağım paşa. Âlâ. Thank you.
İstediğiniz itirafname. Unutma Kösem Hatun, anlaştığımız gibi. Fahriye Sultan'a zinhar zarar gelmeyecek. Merak etmeyin paşa. Benim derdim onunla değil. Validesi Safiye Sultan. Sultan. Nedir mesele Kösem? Hatırlıyor musunuz sultanım? Şurada bir yemin etmiştim. Sizin sonunuzu benim getireceğimi. Sevdiğiniz herkesi, sahip olduğunuz her şeyi teker teker elinizden alacağımı söylemiştim. Bak. Haddini aşma Kösem. Yine boyundan büyük laflar ediyorsun. Kimin karşısında olduğunu unutma. Nasıl unuturum Bülbül Ağa? Safiye Sultan'ı, seni, bana yaptıklarınızı nasıl unutabilirim? Şimdi hesap vakti. Ne hesabından bahsediyorsun sen Kösem? Böyle konuşmak haddine mi? Yıkıl karşımdan. Defol. Ben değil, siz gideceksiniz sultanım. Zira şu anda ne dersem yapmaya mecbursunuz. Fahriye Sultan'la alakalı öyle bir sırra vakıf oldum ki yer yerinden oynayacak. Ne sırrıymış bu Kösem? Yine kaçtığından bahsedeceksen. Kaçması masum kalır. Fahriye Sultan'ımızın hünkârımızı ve Şehzade Mustafa'yı zehirlediğini biliyorum. Çiçek illetine sebep olan kızınızdır. Fahriye Sultanımız ateşlenmiş. Kimseler istemiyor yanında. Ne söylüyorsun sen Kösem? Deli saçmalıkları bunlar. Yeter artık. Artık utan. Böyle mesnetsiz lakırtılarla sultanımızı meşgul etmekten utan. Yeter hadi. Mesnetsiz. Evet. Bu mektup Fahriye Sultanımıza ait. Her şeyi izah etmişler. Sultanımız kendi ölüm fermanını kendi yazdı. Yaklaşma. Gölge Hatun kapıda. Hacı Ağa da öyle. Seslenmem kafi. Saray ayağa kalkar. Ne istiyorsun bizden? Ne istediğimi biliyorsunuz sultanım. Bu saraydan gideceksiniz. Hemen yarın kendi arzunuzla Gözyaşı Sarayı'na gideceksiniz. Yahut evlat acısı çekersiniz. Karar sizin. Sen kimsin? Kimsin sen? Bizi tehdit etmek ne haddine? Thank you.
Her şeyden vaz mı geçtin Fahriye? Hı? Daha ne kadar devam edecek bu? Bitmeyecek mi kederin? Hep sen üzgünsün. Hep sen kaybeden. Yeter Derviş. Sen nasıl benimle böyle konuşabilirsin? Hem sen benim ne yaşadığımı nereden bileceksin? Yaşlı paşalarla evlendirdiler seni. Hiçbirini istemedin, iğrendin. Sırf validene, hanedana isyan için ciğeri beş para etmez Mehmet'e meftun oldun. Ne büyük acılar. Şimdi de ölümü bekliyorsun. Arzun bu mu? Ölmek mi istiyorsun? O halde kes bileklerini. Bitir çileni. Zira bu yaşamak değil. Ben ölmek istemiyorum Derviş. Yenildik mi Bülbül? Sultanımız, güneşimiz maalesef bu sefer Kösem Hatun can evimizden vurdu. Sultanım. Gel. Hünkârım, Safiye Sultanımız geldiler. Gelsin. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk Ahmet. Dün gece ağalara emir verdik. Gitmemiz için hazırlıklar yapıldı. Müsaade edersen... saraydan ayrılma vaktidir.
Hayrolsun sultanım. Mesele nedir? Nereye gitmek istiyorsunuz? Eski saraya. Niye gitsin eski saraya? Hem de durduk yere. Vallahi Bülbül Ağa'nın ağzından duydum sultanım. Hünkârımız da kabul etmiş. Safiye sultanımız eski saraya gidiyormuş. Cümle alem bunu konuşuyor. Hatunlar ne diyorsa doğru sultanım. Büyük validemiz saraydan ayrılıyorlar. Köstem, bu onun işi öyle değil mi? Bak sen hatuna, kimsenin yapamadığını yaptı demek. Destur Safiye Sultan Hazretleri. Uğurlar olsun sultan. Mektubu alayım hacı ağam.
Bu burada bitmez. Savaş asıl şimdi başlıyor. Kan gövdeyi götürecek. İlk defa seninle aynı kanaatteyim Bülbül. İlk defa. Bu arada defterlere baktım. Ağalar bir şey unutmuş. Hazine malıdır. Saraydan dışarı çıkartamayız. Bülbül ağa. Ben vereceğim. Buyurun sultanım. Ne oluyor Cennet? Ne demek oluyor bu? Madem soruyorsunuz söyleyeyim. Bu yılların intikamıdır. Harcadığınız bir ömrün bedelidir. Neden yaptın bunu? Bu yüzden. Her şeyi biliyorum. Yıllar evvel siz yaktınız yüzümü. Siz yaptığınız her şeyi biliyorum sultan. Onca yıl alay eder gibi bir de hizmetinizde tuttunuz beni. Durdurun arabayı. Safiye Sultan. Eğer bir gün halimi hatırımı sormak isterseniz. Nerede olacağımı söyle. Bundan böyle. Kösem Sultan'ın yanında. Şimdi ne biliyorsan anlat. Safiye Sultanımız neden aniden sarayı terk etti? Gerçek sebebi nedir? Safiye Sultanımız gittiler. Susmam karşılığında. Zira senden saklamamı istedikleri bir sır vardı. Ama yapamam. Senden saklayamam.
Nedir bu? Seni zehirleyen, sana ve Şehzademiz Mustafa'ya çiçek hastalığını bulaştıran Fahriye Sultan'mış meğer.